Neyse benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum abi. Çok sağ ol. Hayvan adam. Ne oldu? Köpek. Suratıma resmen küfür yedim ya. Tamam boş ver la deme. Kafa kapıdan vuruyorsun. Ya. Terbiyesizim. Ya, ben seni bir tutsam elimden burada kimse alamaz. Senin başına dedi püskünlü bela olurum dedim. Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Sana. Söyle. Abi seçimden önce dolar 19 liraydı. Evet. Oyunuzu bize verin doları düşüreceğiz dediler. Oyumuzu verdik. Şey konuşmadı. Adam dolar durdurmak için bir sene dolar bazında millete para verdi ya. Dolar bazında mı veriyor? Millete para verdi. Şimdi bu bakan ya, geldi de durdurdu ya. Bir emekli 7500 bölü 30 250 dolar. Şey evet. Şu anda bir sorunla karşı karşıyayım. Ben buraya engelli kartımı çıkartmaya geldim. Öncelikle özür diliyorum hepinizden yani sözünüzü biliyorum. Belki daha bende kıymetli şeyler söylüyorsunuzdur da. Bakın ben 45 sene İstanbullu bir İstanbullu olarak böyle bir rezillik görmedim ya. Ne oldu? Ben bugün İstanbul'a geldim Samsun'dan. Lavaboyu kullanayım dedim, abdest alayım, camiye girecektim. Lavabonun ne klozeti çalışıyor, ne bir taharet suyu çalışıyor. Para almasını biliyorsunuz dedim. Kim burada görevli dedim. Ha şimdi dakika olmadı da. Kim burada görevli dedim. Benim dedi. Bir daha gelmezsin olur biter. Hadi oradan dedim ona. Bir daha gelmeyecekmişim. 45 sene İstanbullu olarak dedim. Ben buraya her zaman da geleceğim. Bunu da sana soracağım dedim. Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Yok böyle bir terbiyesizlik. Bir adam ukala defol git dedi. Zaten dedi 1000 kişiyle uğraşıyorum günde dedi. Başıma bela alma dedi. Senin başına dedi püskünlü bela alırım dedim. Terbiyesiz herif dedim. Ahlaksız dedim. Belki de senin kadar benim çocuğum var dedim. Sen ki benim yaşatmış. 45 sene İstanbulluyum ya. Yok böyle benim Beykoz deri kundura fabrikasından rahmetli eşim emekli. Ben buranın rezilliğini yüzünden artık dayanamadım, katlanamadım. Kalktım Samsun'a yerleştim. İlk defa buraya işim icabı gelmek zorunda kaldım. Çocuklarım burada mecburum gelmeye. Yok böyle bir şey gerçekten çok üzüntü duydum ya. Bir engelli kimlik kartıyla sahip olan bir insan olarak suratıma resmen küfür yedim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Bakın şunu çekin alın elinize çekin şunu. Ben yalandan konuşmuyorum. Bir engelli kimlik kartına sahip olan insan bana orada ukalaca konuşuyor. Bana yardımcı olması gerekmez mi? Bir engelli insana. Bu benim engelli kimlik kartım ya. Terbiyesizim. Para aldığı yetmemiş gibi bir de nasıl hizmet veriyorsunuz siz dedim ya. Terbiyesiz herif ya. Vallahi gerçekten hakkımı savunun. Hepinizden özellikle istiyorum. Ben camiye abdest almaya giremedim. Böyle bir şey yok. Tuvalet suyu çalışmıyor. Lavaboyu kullandım ama affedersiniz tuvalet suyunu kullanamadım. Sifon çalışmıyor. Böyle bir şeylik olur mu? Yok ya ben gerçekten delirdim ya. İki tane topluma çocuk kazandırmışım ben burada. Benim çocuğum birisi malumuş abi. Birisi işletme bitirmiş. Ben zahil bir anne olarak konuşmuyorum. 45 sene İstanbullu olarak konuşuyorum burada ben. Hakikaten sene 78'de geldim ben buraya. Buradan gideli bir yıl olmadı da. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Haksız mıyım? Burada bir tane insan bana haksızsın desin ya. Tamam abla senin şahsiyetin. Gerçekten psikolojim bozuldu. Yol yorgunluğuna mı yanayım. Tuvalete geliyorsun, tuvaleti kullanamıyorsun. Camiye ait, Diyanete bağlı. Evet, şey, evet. Onu belediyeyle bir iş yok ki. Ablaya onu anlat, ablaya onu doğrudur, bilmiyor. Doğrudur, ne için para alıyorlar, doğrudur. Abla, o tuvalet camiye ait. Camide Diyanet işlerini anladın mı? Görevli benim diyor, yetkili benim diyor. Ablam. Bir daha gelmezsin, olur biter diyor. Bana adamdaki pişkinliğe bak. Caminin elemanı, onlara söyle. Ya kardeşim. İhaleyle almış orayı. Sen ne camiye atıyorsun? Tabii ihale almış adam. Almış o. Tamam. Yani o bir zamanlar çok iyi biliyorum. Kim burada ne kadar kara para yürüdüklerini bir zamanlar Beykoz Devlet Hastanesi'nde engelli personel olarak işe başladım. Ve hakkımı aradım. Kassever hastaneye teftiş getirdim. Beykoz Devlet Hastanesi'nde hastaneye teftiş getirdim. Ve haklı olarak soğuk damgalı bana yargı yolunu açtı hastane. Gelen teftişlerden, şikayetlerimden bana yargı yolu açıldı. Bana dediler ki haklısın, fazla mesailerimiz ödenmiyordu. Ben şu anda mağdurum, emekli olamadım, işimden atıldım, yaş itibarı
ilanda engelli olduğum için de bir yere giremedim. Açık ve net. Gerçekten mağdurum. 700 günden ben ne yapabilirim ya? 700 gün. Rahmetli eşimden aldığım 7,5 milyon maaş. Ben İstanbul'u terk etmek zorunda kaldım. Geçinme şansım hiç yok. Eşim vefat etti. Kendim de çalışıp emekli olsaydım bir şekilde bir şeyler yapardım. Ben şu anda 7,5 milyar maaştan, ben o maaştan İstanbul'da geçinebilir miydim? Geçinemezdim. Aldığım emekli maaşı bu kadar. Ya böyle bir zaman yok arkadaşlar ya. Yok ya. Gerçekten... Çok teşekkür ediyorum. Buradan duyuralım abla söylediklerini. Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Ama çocuklarım burada. Gelmek zorundasın ama. Bir gezmeye gel. Teşekkür ettim abla. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Nasıl, beğeniyor musun? Buranın vatandaşı var mı? Var. Çifte vatandaş. Çifte vatandaş. Evet. Ne zamanda bir geliyorsun? Her sene geliyorum. Her sene. Evet. Bu sene ilk kez mi geldin? Bu sene ilk kez geldim, aynen. Geçen sene geldin mi? Geçen sene de geldim. Pahalı hissettin mi? Çok pahalı, evet. Bayağı pahalı. Şöyle diyeyim, kiralar falan aşırı derecede yükselmiş. İşte biz de yurt dışından geliyoruz. Yurt dışında da farklı pek değil yani de. Orada da her şey artmış ama burası tabii ki... Yine buraya göre alım gücü iyidir abi. Alım gücü iyi. Almanya'dan geliyorum. İşte tek iyiliği sosyal yardımları mükemmel Almanya'da. Çocuk başına işte 250 euro şu an para veriyor. Ondan sonra düşük maaşın varsa kira yardımı veriyor. Yüksek kira yardımları veriyorlar. Çocuk paran yetmiyorsa çocuk parasını ekliyor. Ekstradan. Kötüleyenler var abi Almanya'yı. Bizim orada robot gibiyiz. Bir hayatımız yok. İşte habire çalışıyoruz. O doğru yani. Buradakiler de habire çalışıyor abi. Sabah 5'te mesela ben kalkıyorum. 6'da işbaşı yapıyorum. Öğlen 2'ye kadar. 2 var diye. Öğlen de çalışıyorum. Hafta sonları tabii boş. Ama orada da bir pahalılık var. Bura kadar gibi değil yani, öyle diyelim. Orada en azından çalıştığın zaman hakkını alıyorsun. Kesinlikle. Ona göre alışverişini yapıyorsun. Kesinlikle. Sosyal devlet çok güzel diyorsun. Ya bence dünyada en iyi sosyal devlet Almanya. Buraya baktığımız zaman abi şimdi adam hem çalışıyor hem hakkını alamıyor. Evet. Aldığını da yani komple kiraya veriyor. Yanında biri çalışıyorsa onun da yarısını alıp ekliyor, kiraya veriyor. Ben şimdi A partisi B partisi diye konuşmuyorum, evet. Ama burada insanlarımıza da biraz suç var. Şöyle suç var diyorum. Atıyorum ev sahipleri. Yani direkt 5 katı 10 katı farkla kira istiyor. Yani onlar bence yanlış. Evet. Yavaş yavaş zamlar yapmaları lazım. Bir de alım gücü az burada yani. Ya zaten kuralları olur mu abi? %25 zam denildi. %100'ün, %200'ün, %300'ün üstüne çıktı zamlar. Evet. Yani %25'lik bir zam yok. Evet. Zamlar çok. Yani doğru. 3000 lira kira veren adam bir anda 12 bin liraya çıkıyor. Almanya'da da şöyle yani, burada herkes, biz televizyonda da izliyoruz. Çok böyle yalan konuşan da var. Ortalama maaşlar 2500 ile 3000 euro arası ama kiralarda 800 ile 1200 euro. Ama dediğim gibi sosyal yardımlarda dünyada bir numara Almanya. Tabii buraya göre de oturduğun yere bağlı verdik. Canım aynen öyle. Büyük şeyler daha pahalı. Benim oturduğum yerler daha biraz daha uygun. Ama tabii Türkiye'de kıyaslanmaz. Burada gerçek acayip bir pahalılık var. Yani felaket şimdi 25-30 bin TL'den kiralar diyorlar. 4 artı 1, 3 artı 1. Yani insanlar asgari ücret alanlar ne yapsın? Yazık günah, hele emekliler. O evde oturabilmesi için 6 kişi falan çalışması gerekiyor. Evet. Geçen bir taksiciye bindim. 5 kişi çalışıyoruz dedi. Yani yazık günah. Evet. Neyse, benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum abi. Çok sağ ol. Bir şeyi de boş ver deyince ya, ya tamam, daha tamam. Dün kaldı. Hayır, sen anlamadan tepki veriyorsun burada. Herkes de bayanlara veriyor, ona veriyor, buna veriyor. Ya, ben seni şöyle bir tutsam elimden burada kimse alamaz. Saygılı olduğum için sana bir şey yapmadım yani. Dokurmacı ya. Ben bu askerlik, bu ülke için 20 ay askerlik yaptım. 20 ay değil. Parasız mısın? Yaptıysan boş ver, şeyi de boş ver. O zaman bilmeden konuşmayacaksın. Ama şeyi de boş ver. Geliyorsun buna, kafa kaptan vuruyorsun. Ya boş şeyi de boş ver deme.